Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere vites atma ile ilgili bir video çekeceğim. Vites nasıl atılır, motor nasıl, vitesli motor nasıl kaldırılır, onunla alakalı bir şeyler anlatacağım. Öncelikle motora bindiniz, kontağı kapatayım. Enjeksiyonlu motorlarda böyle bir olay var. Enjeksiyonu açıp ve motoru durdurabilen bir özellik. Bunu öncelikle söyleyeyim. Motoru marş tuşuna basarak çalıştıracağız. Öncelikle anahtarı çeviriyorum. Şu an ne ışığı yanıyor, boşta motor. Motoru çalıştırmadan önce boşta olduğundan emin olun. Yoksa motor çalışmaz, debriyaja basmanız gerekir çalışması için. Böyle bir olay var. Bunu bilin. Öncelikle boşta motor çalıştırıyorum. Şu an motor çalışıyor. Motor ilk çalıştırdığınızda sabah böyle fazla gaz vermeyin. Çünkü motordaki yağ tamamıyla motorda dağılmamış olabiliyor. O yüzden motora zarar verebilirsiniz. Şimdi ayak kısmına da bir kamera yerleştirdim ki vitesi nasıl attığımı görün. Debriyajı sonuna kadar sıkıyorsunuz. Debriyajı sıktığınızda artık dişliler ayrılmış oluyor tamamıyla. Vites atabiliyorsunuz rahatlıkla dişliler ayrıldığı için. Şimdi debriyajı sıkıyorum. Birinci vites, yani aşağıya doğru ayağımı ittiriyorum. Çünkü neden stop ettiğini düşünüyorum şu an. Evet arkadaşlar, motorun ayağını kapatmamışız. Yeni motorlarda böyle bir özellik var. Ayağı kapatıyorsunuz, sonra vites atıyorsunuz. Şimdi tekrar boşa alıyorum motoru. Tekrar çalıştırdım. Eski motorlarda böyle bir olay yok ya da CB füzeli gibi motorlarda yok. Çünkü onlarda orta sehpa var. Zaten orta sehpada gidemeyeceğiniz için böyle bir kontrol koymamışlar. Bu da güzel bir özellik. Bunu da görmüş olduk. Şimdi debriyajı sıkıyorum sonuna kadar. Vitesi aşağı doğru ittiriyorum. Birinci vitesi takıyorum. Şu an bir de hafif hafif gaz veriyorum. Zaten motor hareket etmeye başlıyor. Bu 250'lik bir motor olduğu için hemen hareketleniyor. 125'lerde biraz daha geç kavrar. Ben debriyajı gördüğünüz gibi şöyle yakından çekeyim. Hafif bıraktıkça motor itiyor kendini ileri doğru. Kavrama noktası zaten bellidir. Ağırlığınıza göre hafif hafif gaz verdiğinizde, debriyajı bıraktığınızda yavaş yavaş gidersiniz. Bu kavrama noktası bende çok az. Yani debriyaj bıraktığımdan hareket etmeye başlıyor. Sizde biraz daha ileride olabilir. Onun da farkında olun. Şimdi vitese dokunmuyorum. Vites 1'de zaten. Buradaki ne ışığı söndü. Hafif hafif gaz veriyorum. Motor yavaş yavaş gidiyor. Motor bayılmadan bırakıyorum. Hala debriyajı bırakmadım gördüğünüz gibi. Çünkü debriyajı hızlı şekilde bırakırsanız motor böyle zıplayabilir. O yüzden hızlı bırakmayın. Motor iyice ilerledikten sonra, hızlandıktan sonra debriyajı bırakın. Tekrar durdum. Şu an hala 1'deyim. Boşa nasıl atıyoruz diye sorarsanız yarım yukarı doğru itiyorsunuz. Şu an göreceksiniz. Biraz benim şu an boşa geçmedi. 2'ye attım. Şu an biraz aşağı ittiriyorum. Şu an boşa geçti. Yani benim zincirin yağından dolayı herhalde hemen boşa geçmiyor. Birden boşa alamıyorum bazen. Bu olabilir. Şuradaki ne ışığını görene kadar boşa atmaya çalışın. Yani 2'ye attığınızı düşünebilirsiniz. Hani aşağı itersiniz. Şu an 2'ye attım yanlışlıkla. Hafif aşağı bastığınızda boşa geçer. Bu biraz zamanla olacak bir şey. Tekrar kaldıracağım şimdi motoru. Debriyajı sıkıyorum sonuna kadar. Birinci vitesi atıyorum. Yavaşça debriyajı bırakıyorum. Hafif hafif gaz veriyorum. Hareket etmeye başladığınızda zaten anlıyorsunuz. Birinci viteste rahatlıkla gidebiliyorum. Çünkü bu 250 cc olduğu için bayağı bir gidiyor. Bağırmıyor motor fazla. Şu an 3500 devirlerde falan. Motor gayet güzel gidiyor. Yani alışılmadık böyle sıra dışı bir şey olduğunu sezerseniz tek yapmanız gereken debriyajı sıkmak ve frenlere basmak. Sağ ayağımızda da şurada gördüğünüz gibi ön arka frenimiz var. Ön fren burada. Bir problem olursa hafifçe frenlere sıkın. Debriyajı köküne kadar sıkın. Hemen duracaksınızdır zaten. Şimdi tekrar birinci viteste olduğum için tekrar yavaşça kalkacağım ve ikinci vitesi atacağım. Aşağı doğru ittirip 1'e atmıştık. Yavaşça kalkıyorum. Şimdi ilerliyorum. Şu an debriyajı giderken gazı iyice köklüyorum. Devir artıyor. Debriyajı sıkıyorum. Ayağımı yukarı doğru itiyorum. Yani ikinci vitesi atıyorum yukarı doğru. Şu an ikinci vitesteyim. Gayet güzel gidiyorum. Şimdi dönüş yapacağım. Frene basıyorum biraz. Debriyajı basmadım. Debriyajı köküne kadar basıyorum. Birinci vitesi atıyorum. Debriyajı hala bırakmadım. Arkamı kontrol ettim. Biraz gaz verip
Tabii biraz yavaşça gaz veriyoruz. Dönüş yaptım. Şimdi ikinci vites tekrar atacağım. İyice gazlıyorum. Debriyajı sıkıyorum. Bunu hızlı yapmanız lazım. İkiye atıyorum. Debriyajı bıraktığınızda ikinci vitesi geçiyorsunuz. Zaten şu an biraz devir düştü yavaş sürdüğüm için. İkiye atıyorsunuz, gaz veriyorsunuz. Vitesi düşürürken de şöyle yapmanız lazım. Diyelim 1'e düşüreceğim. Gidiyorum bayağı hızlı bir şekilde. Debriyajı sıkıyorum. 1'e atıyorum. Gaz veriyorum ve o dişlilerin birbirini yakalamasını sağlıyorum. Yani vites düşürürken de debriyajı bırakmadan bir gaz vermeniz lazım. Tekrar göstereyim anlamayanlar için. Şu an 1'deyim. Ana yola çıkayım şöyle biraz daha hızlı gideceğim için. Bunları biraz tabii hızlı yapmak gerekiyor. Şu an 2'ye attım. 3'e attım. Şu an 2'ye düşeceğim. Biraz ön freni sıkıyorum. Debriyajı sıkıyorum. Aşağı indiriyorum vitesi, yani düşürüyorum. Tekrar gaz verip yoluma devam ediyorum. Tekrar yapayım. Şu an 3'e atacağım. Gaz bıraktım. Biraz gaz verdim ve dişlilerin birbirini yakalamasını sağladım. Buralarda tümsek olduğu için fazla hızlı gidemiyorum. Tekrar yükselteceğim. Tabii hızlı bir hareketle yapmanız lazım. Bu işlemleri yavaş yaparsanız motorun devri düşer. İşte yavaşlar, bir anda 3'ten 2'ye atacakken 1'e atarsınız. Yani o kadar yavaşlamış olursunuz. Bunları biraz refleks haline getirdiğinizde çok güzel bir şekilde motosiklet sürebilirsiniz. Motosiklet sürerken ilk tavsiyem kapalı bir alanda sürüşü deneyin. Yani kapalı böyle otopark gibi bir yerde iyice sürün. Böyle birkaç saat, 2-3 saat, 4 saat. Kendinize güvenmiyorsanız hiç trafiğe çıkmayın. Birkaç kez bunu deneyin. Yanınızda motosiklet bilen biri olsun, sizi oraya götürsün getirsin. Sakın kendiniz çıkmayın. Yani çünkü bayağı bir tehlikeli bir durum. Yani acil bir durumda ne yapacağınızı bilemeyip hangi frene bastığınızı da bilemiyorsunuz. Bisiklet alışkanlığı direkt iki ön frene ve debriyaja basabiliyorsunuz. Bu da feci bir şey oluyor. Ne oluyor? Direksiyonu kırıyorsunuz böyle çarpmamak için. Daha kötü oluyor. Direkt yere düşüyorsunuz. Hani çarpmayıp durabileceğiniz bir mesafede bile bunlar gerçekleşebiliyor. O yüzden dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bir de şöyle bir durum var. Yani vites atmayı öğrendikten sonra o ben motoru sürmeyi biliyorum deyip gazlamayın. Bu da büyük bir hatadır. Önce trafik kurallarına uygun bir şekilde sürün. Yani zaten trafik kurallarını övmek zorundasınız. Güzel bir şekilde sürün. İyice böyle artık yani bir 10.000-20.000 kilometre sürdükten sonra istediğiniz gibi sürün. Hani böyle açık alanda biraz hızlı gitmenizde bir problem olmaz yani açık bir trafikte. Yine tabii polis abiler yakalarsa cız yapar. O yüzden dikkatli olun diyorum arkadaşlar. İnşallah yararlı olur bu video sizin için. Yani sorularınız varsa tabii yorum olarak sorun. Cevaplamaya çalışırım bildiğim kadarıyla. Ben de çok profesyonel değilim bu işte. Sadece ben de böyle öğrendim internetten bakarak. Çok video var tabii bu konuyla alakalı. Ben de bir kendi yorumumu katmak istedim. Başka söyleyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Paylaşın, yorum yapın, her şeyi yapın artık. Ben de biraz hava alayım diye vizörü açtım artık, piştim. Hoşça kalın.